Canlar, dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Ne haber? Evet, bu video hiç böyle kurguya montaja girmeyecek olan, ne bileyim, sizinle böyle baş başa yalnız sohbet edeceğimiz bir video olsun istedim. Yani ben şu an neredeyim? Ben şu an tatildeyim. Evet, uzun biliyorsunuz yani bilenler bilir. Temmuz ayında Agartha adlı interaktif film oyunumu bitirdim. Yani çekimleri bitti. Film oyunudur kendisi. Kararları sizin verdiğiniz bir oyun. Onu bitirdim. Şimdi de işte bir haftalık bir dinlenmek için geziyorum. Öyle İzmir, Kuşadası, Didim falan. Şu anda da Kuşadası'ndan sizlere video çekeyim, göndereyim dedim. Neden böyle bir şey yapayım dedim. Çünkü uzun zamandır yayın yapamıyorum. Uzun zamandır sizinle sohbet edemiyoruz. Dolayısıyla dedim ki ya şöyle bir sigaralık en azından. Değil mi? Bir sohbet edelim. Dedim yani. O yüzden yakıyorum. Sigara biter, video biter. Bak şimdiden söylüyorum. Kankalar, yayın açmadığım bu dönemde uzunca bir süreç memleketimde, güzel memleketimde bir ton olay oldu. Yangınıydı, ne bileyim, işte Suriyelisiydi, Afganıydı falan. Yalnız burası çok mu patlak? Hayır. Olmaz. Şöyle yapayım. Anam. İşte bir sürü olaylar. Herkesin bir yorumunun olduğu, herkesin bir fikrinin olduğu. Ben sizi birazcık şimdi eskiye götüreyim istiyorum. Bu eski nedir? Biz çocukken, 35 yaşındayım ben. Biz çocukken, sokakta top oynarken veya arkadaşlarımızla sabah böyle 10'da 11'de bir çıkardık kahvaltıdan sonra. Akşam saat akşam ezanı okunana kadar dışarıda olurduk. Hatta bazen akşam yemeğinden sonra da dışarıda saklambaç oynardık akşamları. Akşama kadar dışarıda dururduk ama hiç acıkmaz mıydık? Acıkırdık. Hiç susamaz mıydık? Susardık. O dönemlerde işte biz su ihtiyacımızı, ekmek arası ihtiyacımızı çalardık bir komşumuzun, bir orada bir evde bir teyzenin kapısını. Teyze ben susadım, teyze ben acıktım. Tanımıyoruz ama biliyor o bizim mahalleden olduğumuzu. Hemen ekmek arası bir şeyler verirdi. Kim olduğumuz önemli değildi. Kim olduğu önemli değildi. Ve biz güvenirdik. Çünkü bizim zamanımızda, çocukluğumuzda memleketimizde Suriyeli yok mudur? Elbet vardır. Memleketimizde Afgan yok mudur? Elbet vardır. İngiliz'i, Amerikalısı da vardır. Ama o zamanlar hudut namus tabii. Yani öyle elini kolunu sallaya sallaya kimse gelip gidemez. Öyle bir durum var. Dolayısıyla insanlarda birbirine güven var. Şimdi sen İstanbul'da oturuyorsun. Çocuğunu sokağa salmıyorsun. Çocuğun kimseyle konuşmasın istiyorsun. Çocuğunu okula gönderirken bile endişe içerisindesin. Biri kaçırıp taciz, tecavüz, cinayet işleyecek mi diye. Şimdi bu döneme geldik. Tabii ki bu süreç insanı yıpratan bir süreç. Ben ya çok geriye gitmeye gerek yok. 2015 yılında kuruldu filmler ve filmler. O dönemden şu döneme bakıyorum. Ben eskiden bu kadar yorulmuyordum. Artık her sabah uyandığımda ülkemde bir olayın olmasından çok yoruldum. Etrafımda bir Allah'ın kulu, arkadaşlarımdan bahsediyorum, bu ülkede durmak istemiyor ve herkes gitme benim planlarını yapıyor. Eskiden şöyleydi. Abi ben işte Ukrayna'ya taşınacağım. Abi ben Belçika'ya taşınmayı düşünüyorum. Abi Rusya'da şöyle bir iş varmış, gitsek mi? Herkesin böyle bir hayali planı. Hepimiz gelişte gidersin derdik yani, anladın mı? Önemsemezdik. Ama şimdi insanlar ciddi anlamda bunun planını yapıyorlar. Bu bir sorun değil midir sayın yetkili? Yani ne bileyim yahu. Benim doğumdan, ülkemin doğusundan niye bu kadar rahat geçiyor bu insanlar? Bu bir sorun değil midir sayın yetkili? Yani bir yer yanıyor, adamın kafasına çay fırlatıyorsun.
bir yerde sel felaketi oluyor. Beni yıkamayacaklar diyor adam çıkıp. Yani bu bir sorun değil midir ya? Bize ne senden? Bize ne çaydan? Yani bu iş artık hani konuşmama, bir şeyleri söyle söylememe, hangi tarafsın, hangi veya bertarafsın. O noktayı geçeli çok oldu arkadaşlar. Hani o noktaya geçeli çok oldu. Birçok insan, ben dahil, çocuk yapmamamızın tek bir sorumlusu var. Ve o sorumlu bütün ülkedeki eğitim sisteminden, hukuk sisteminden, sosyal, kültürel her şeyden sorumlu. Şimdi siz diyorsunuz ki mesela haklı olarak yangınlar olduğunda en örneği. Abi uçak niye gelmiyor? Ya gecenin bir yarısı şurada uçaklarımız varmış, kalksa da gelse. Arkadaşlar bu siz farkında değilsiniz galiba. Ülkede bir referandum oldu ve bu ülkenin çoğu buna evet dedi. Neye evet dedik? Dediler. Her şeyi tek bir insanın yetkisine bağladık. Şimdi o insana, o insan insan olduğu için, muhtemelen geceleri uyuduğu için o insanı uyandırıp efendim yangın var, uçakları kaldıralım mı diye soramazlar. Uyanmasını bekliyorlar. Sabah uyanıyor. Şeşkeza sorabilirlerse uçak var, yangın var, uçak gönderelim mi diye, gönderin veya göndermeyin diyor. Hani İçişleriymiş, Dışişleriymiş, işte Turizm Bakanlığıymış, Eğitim Bakanlığıymış falanmış. Allah aşkına yani arkadaşlar o kişi gönderin dediyse gönderiyorlar işte, göndermeyin de ya göndermiyorlar yani, anladın mı? Hani öyle bir durum var. Ha tabii burada yani sen ne yaparsan yap, yani adam 22 yıldır memleketi yönetiyor. Birilerini suçlayacak birileri hala var, yok mu? Var. Ben burada mesela onlar gitsin ülkeyi güzelleştireceğiz, ülkeyi şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyen insanlar da var tabii. Yok değil. Örnek kim? Mesela değil mi? En yakın CHP'miz var. Evet. Mesela İstanbul'u Ekrem İmamoğlu aldı. Çok sevindik falan. İşte benim bu arada tek bir cumhurbaşkanı adayım vardır. Onu da buradan net söyleyeyim. Bence çoğunuzun öyledir. Mansur Yavaş'tır. Ama emin olun CHP, Cumhuriyet Halk Partisi abuk subuk birini karşımıza getirebilir. Bu Kemal Kılıçdaroğlu olur. Başka birisi olur. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde abuk subuk biri karşınıza gelir. Buna oy vereceksiniz denir. Umarım böyle bir hataya düşünmez. Çünkü artık olay parti olayı değil. Artık olay arkadaşlar ülkenin sulhu. Evet, sulhu bilmeyenler Google. Öyle bir şey yapabilir yani hani. Ben mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden hala emekli olmadığını çok merak eden insanlardanım. Sonra ama şöyle bir şey oluyor mesela. Biz bunlar gelince çok refaha ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ben yeni interaktif film oyunu çektim. Bu oyun tüm dünyada yayınlanan bir oyun. Ve arkadaşlar bu oyunu ülkenin reklamı olacak. Ve ben Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'da dedim ki bakın gelin sizi Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla diyelim bu oyunun başına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul'da çekiliyor çünkü. Dünyada yayınlanacak. Bunu İngiliz'i de oynayacak. Jamaikalısı da oynayacak. Çin'i de, Amerikalısı da, Güney Korelisi de, Japon'u da hepsi oynayacak. Gelin böyle yazalım. Sizden bir iki sokakta çekim yapmak için izin istiyorum dedim. Bana randevu vermeleri 2 hafta sürdü. O randevuyu da alamadık hala. Hani bir türlü çıkmadı. Ben de en sonunda delirdim. Dedim ya neyse bunu söyleyin. Sonra içeriden bir haber duyuyorum. Meğer sokaklarda çekim yapmam için bana bütçe çıkarıyorlarmış. Yani şu sokakta çekim yapmak için şu saatte şu kadar saat çekim yapacaksan şu kadar para vereceksin. Şu sokakta çekim için bu kadar para vereceksin. A canım dedim ya. Ya ben bu sokakların çöp vergisini vermiyor muyum? Ben bu sokakta ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Arkadaş ben kendi sokağımda çekim yapmak için üstelik ben 7 tane ışık kamyonu, 2 tane kostüm kamyonu, 3 karavanla gelmiyorum yani. 15 kişi geleceğiz. Böyle çıt pıt hemen çekimimizi yapacağız. Ki biz çekim yaparken böyle o sokaktaki güzel insanlar da gelirler. Çocuklar çay ihtiyacınız var mı? Su ihtiyacınız var mı? Diyen insanlar olduğu bir toplumda belediye benden para istedi. Yani hayırlısı. Buradan tüm kısa film çekecek arkadaşlarımıza söylüyorum. Bunlara para vermeyin. Bunlar sizi soymaya çalışıyorlar. Siz oy veriyorsunuz. Para vermenize gerek yok. Ben kendi ülkemde bir yerde bir şey çekeceğim zaman para vermem. Bu kadar basittir. Ama ben iş hani şey olsun dedim.
bazı artık hani yıllardır çünkü gerilla çektiğim için bu tarz işleri. Hani lan para vermeyeli. Parasını izin alalım dedim yani sokakta çekmek için. Hani sonra başımız şey olmasın, ağrımasın, rahat rahat çekeriz diye. İlk defa gerçekten, çünkü ben devletle iş yapmayı sevmem bir insanım. Devletin bağlı olduğu kurumlarla iş yapmayı sevmem bir insanım. Çünkü liyakatin olmadığını düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi'nde de aynısı var. Muhtemelen Ekrem Başkan'ın bu durumdan haberi de yoktur. Yani olacağını da düşünmüyorum. Bu videoyla da haberin olacağını düşünmüyorum. Yani. Ama orada işte bu işlerle ilgilenen beyefendi, kimse artık yetkili, atanmış yetkili yani. 2 hafta bana randevu bile vermeyerek, yani gidip görüşemedik ki yani. Olayı anlatacağız 5 dakika, gidip görüşemedik bile. Neyse, yani muhalefeti de böyle yani. İktidara sallayıp duruyoruz da. Şimdi ben burada iktidar sallamaya başlasam yani muhtemelen 22 yıl süreceği için. Videoda o kadar uzun olmasını istiyorum. Hani yarısı öyle, yarısı böyle. Yani pardon, mikrofona değdiysem. Yarısı öyle, yarısı böyle. Bilin istedim. Dediğim gibi ama şöyle bir şey vardır. Videoyu kısa bir hikayeyle fazla da uzatmadan bitireyim istiyorum. Yakında döneceğimi de söyleyeyim. Yani ben haftaya dönüyorum. Artık yayınlar, videolar seri bir şekilde gelmeye devam edecek. Bunu bilin istiyorum. Ufak bir hikayeli videoyu bitireyim. Yıldırım Beyazıt'tı galiba. Yıldırım Beyazıt'ı zamanında böyle tebdili kıyafet değil, bayağı sultan gibi çarşısına iniyor. Halkın arasına iniyor. Diyor ki bir papağancı görüyor böyle bir sürü papağan. Bir tanesi kafeste, diğerleri yanında. Diyor ki ne kadar diyor papağanlar? Tüccar diyor ki işte bunlar 1 lira. Bu diyor 100 lira. Beyazıt da diyor ki Allah Allah diyor. Bu niye 100 lira? Bu diyor bilmezsiniz sultanım diyor. Motor geçiyor. Şimdi motor geçiyor. Sultanın orada motor geçmiyor. bilmezsiniz bu diyor. Sultanım bu 100 lira olan diyor. Bunu diyor bir tane ormanda diyor bir yere koy. Bu bir ötmeye başlıyor diyor. Bütün papağanlar diyor oraya toplanıyor. Sonra diyor git diyor bütün papağanları yakalıyor diğer insanlar da diyor. Herkes diyor papağanları diyor almış oluyor diyor. Bunun diyor özelliği bu diyor. Bu güzel ötüyor diyor. Diğer bütün papağanları ayağına çağırıyor. Yakalanmalarını sağlıyor. O yüzden 100 lira diyor. Tamam diyor. Verin diyor 100 lirasını diyor tüccarın diyor. Alıyor papağanı. Papağanı alır almaz boynunu kesiyor, koparıyor, öldürüyor papağanı. Tüccar diyor ki sultanım niye böyle bir şey yaptınız falan. Yıldırım Beyazıt da diyor ki kendi ırkını satanın arkasında durulmaz. Kendi ırkını satanın yanında durulmaz. Kendi ırkını satan herkesi satar. Seviliyorsunuz.